Atatürk Caddesi'nin deprem yönünden durumu nedir demiş. Aslında bütün ödemiş aynı durum aynı şu anda. Hep aynı konu. Yani hep evet, aynı. Yani bu evet, aynı. Binaya bağlı. Binaya bağlı, işte kullanılan malzeme, yapılan işçilik, artı devremin geliş şekli, tabii, ne şekilde vuracak yani deprem, şu an, onu da bilemezsin. Evet. O bölgede yaşanan deprem hiç evet, beklenmeyecek şiddet. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ama sağlam bina evet, var. Yani ortada bir tane sağlam bina var, etrafındakiler yıkılmış. Evet. Çok da büyük konuşmak istemiyorum ama bizim Ödemiş'te bir Hatay, bir Maraş gibi olmaz. Neden derseniz, bizim burada fay hattı yok. 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 He. Ama biz civarımızda olacak olan devremlerden Tire'de çok etkiliyiz. Ve Kiraz'da fay hattı var. Tire'de var, Kiraz'da var, Kemalpaşa'da fay hattı var. Orada olabilecek olan devremlerden Ödemiş'te nasıl inşallah en az şekilde etkilenir. Zaten şey denir, hani İzmir'de 7 şiddetinde olursa buraya gelene kadar bir 6,5. Az değil ama 6,5 da az değil. Ki 2 yıl önce evet, yaşadığımız, gündüz vakti yaşadığımız o depremde. O 6,1'di galiba, evet, değil mi öyle? O bile burada ben bile, bir odadan bir odaya geçemedim. Evet. Aldı savurdu yani sürekli. Evet, evet, savurdu. Hepimiz evet, zaten o şiddeti yaşadık, evet, gördük. Evet. Ki onun bile şiddeti bize yetmişken yani mevcut olacak olanı evet, bilemiyorum. Şimdi ben şöyle söyleyebilirim. Tabii şimdi Hakan arkadaşım soruyor. Onun sorduğu soru gibi pek çok sorular var. Kafasında vardır insanların. Sanayi sitesiyle ilgili de bir sorumuz evet, var. Onu da soracağım tamam, başkanım. Kafasında herkesin böyle bir tek sorular evet, vardır. Yani nedir ne değildir gibisine. Esasında en güzeli bence herkes binasını bir güzel inceletmeli. Tabii bunu inceletirken şimdi piyasada çok çıkar bunlar. Ben güzel, çok güzel incelerim deyip de ücret karşılığında evet, hiç yetkisi olmayan, bilgisi olmayan mimar mühendis de çıkar. Anlatabildim mi? Ben bilirim. Hı hı. Düşüncesiyle gidip bakan. Bununla ilgili hakikaten İzmir'de çok iyi bir şekilde ekipler vardır. Ne bileyim, denetim kuruluşları vardır. Şüpheye düşen binası hakkındaki kişiler bunları incelettirebilirler. İşte kolonun içinde, kirişinde ne kadar demir var. Artık MR cihazı gibi, hı hı, demirleri görüyor. Kaçlık evet, demir var, kaç santim arayla, ne bileyim paslanmış mı, işte erozyon uğramış mı, onları görüyor. Artı betondan çok teknik bir şekilde yalnız karot alanlar var. Tabii o karot alındıktan sonra mutlaka o bölge yine betondan daha sert olan malzemelerle dolduruluyor. Yani bu şekilde binalarını inceletebilir arkadaşlarımız. Bir parça olsun binasının ne ortamda olduğunu da öğrenmiş olurlar. Evet.